Şimdi biz Erzin'deyiz arkadaşlar. Biraz kötü bir çekim olacak. Kusura bakmayın. Erzin'e geldik. Kayınbabama uğradık. Yemek getirdik birazcık. Hem de bana biraz moral olsun diye. Biliyorsunuz kolum kırık. Buradan da İskenderun'a gideceğiz. Kayınvalidemin oraya. Babam yemeklerini dolaba yerleştirdik. Şimdi biraz sohbet ediyoruz. Ben şöyle biraz etrafı göstereceğim size. Hemen arka kameraya geçiyorum. Burada portakal ağaçları var. Şu mandalina. Şurada da incir büyümüş kendiliğinden. Öyle evin önü. Ağaçları geçen sene budatmıştık. Eşim adam tutup budatmıştı. Hepsi tekrardan büyümüş gene bayağı. Bir şey olmuş artık. Çatıya doğru gidiyorlar yine. Şurada da kendiliğinden turunç yetişmiş. Bakar mısınız? Bunlar turunç. Şöyle göstereyim. Turunçları görüyorsunuz. Tabi biraz susuz. Babam çok gücü yok. Yapamıyor, bakamıyor çok fazla. Öyle ağaçlar biraz bakımsız. Ama olsun gene de bahçeli ev. Şurası amcamın evi. Bir amcamın şu karşısı da bir diğer amcamın. Bu avluda Ozan, aman Ozan diyorum, Okan az mı oynadı? Oo, biz Gölcük'ten gelirdik otobüsle. Direkt ayakkabıları çıkartıp şuradan şöyle pıt 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 koşarak da direkt bahçeye. Bırakırdık, oynardı akşama kadar. Ne günler geldi, ne günler geçti buralarda böyle. Hava biraz sıcak. Hatta böyle basık bir hava var. Şimdi birazdan İskenderun'a doğru harekete geçeceğiz. Evet canlar. Dün Erzin'de çekim yapmıştım. Erzin'den sonra kayınvalidemin oraya geldik. Bakın şöyle kayınvalidemin evi burası. Onlarda bir akrabamızın düğünü varmış. Oraya gideceklermiş. Bizim haberimiz yoktu. Tesadüf oldu. Hep beraber oraya gittik. Düğünden sonra da geç olmuştu. Çok fazla çekim yapmadım. Hatta düğünde de çekim yapmadım. Şimdi sabah kapının önündeyim. Kahvaltı hazırlıyoruz bir yandan. Tabii ben bu şeyden böyle muafım. Şimdi kediler var. Onları göstereceğim size. Kayınvalidemin evinin önündeki kediler. Sokak kedisi. Onlar işte yemek artığı falan oldukça besliyorlar. Şuradaki daha önceki yavrusu, bir tane daha varmış. O herhalde ölmüş. Anne şu anda tekrardan hamile. Böyle yatmış. Benim onlara yemek vermemi bekliyorlar. Birazdan vereceğim, tamam mı? Bu çok tatlı ya. Bu çok masum. Dün akşam geldiğimizde kapının önünde yatıyordu. Kilimin üstünde. Sevdirmiyor kendini. Daha yanaşmıyor maalesef. Az önce elimi uzattım. Geldi, kokladı sadece. Annesi dokunmamıza izin veriyor da kendisi şey yapmıyor daha. Çok fazla güveni yok insanlara şu anda. Çok tatlı bir sesi var. Gideyim şöyle yanına doğru. Bakayım sana. Minnoş. Çok güzel bir suratı var ya. Ay, yiyeceğim ben seni anne. Aa, ayağına bir şeyler olmuş. Sanki bir şey yapışmış ayağına. İşte dokundursa bakacağım da dokundurmuyor. Annesine bakın. Şeye odaklanmış. Kapı açılsın da biri bana yemek versin diye. Odaklanmış vaziyette. Şurada yengemin çiçekleri var. Orayı da çekeyim size. Bende de düştükten sonra resmen bir merdiven fobisi oluştu. Bayağı kötü hissediyorum kendimi. Yengemin biberleri. Bakın. Hem biberleri var burada. Hem çiçekleri var. Kendisi şu an burada değil ama. Bizler de böyle biber yetiştirmeyi seven, çiçek yetiştirmeyi seven çok arkadaşlar. Hep böyle yapıyoruz biz de. Şimdi şunlardan birkaç tane toplayacağım. Kahvaltıda yiyelim. Şurada çok güzel bir zeytini var. Nereye gidiyorsunuz? Yemek verecektim. Gitti kediler. Bugün hava güzel. Allah'tan, şansımızdan. Bugün gerçekten de hava çok güzel. Hani dışarıda oturulabilir. Öyle sıcak yok. Hafif bir esinti var. Bakalım bugün buradan sonra. Ay, karşıda da güvercinler var. Amca uçuracak güvercinleri. He.
Yengem biberlerinden de topladım. Şimdi bunları yıkayıp kahvaltıya da koyayım. Ne güzel olmuşlar. Daha var aslında da ben alt topladım. Yeter bu kadar bize. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben gene şuradaki yerimi aldım. Neden buradaki yerimi aldım? Size cumartesi ve pazar günü kısa videolar çektim. Onun artık kapanışını anlatayım dedim. Biz cumartesi günü öğleden sonra saat 3.30-4'e gelirken buradan çıktık. Erzin'e gittik öncesinde. Gitmeden önce de kayınvalidemi aradık. Hani evde midir? Bir yerlere gitmiş mi diye. Çünkü o da Erzin'e gideceğim falan bir şeyler diyordu. Onu da aradık. Evdeyse bir gece orada kalalım diye düşünmüştük. Ben biliyorsunuz kolum kırıldığı için hiçbir iş yapamıyorum. Birazcık da canım sıkılı, üzülüyorum, oturup ağlıyorum. Şey dedim, yani hani gidip gelme işi olmasın dedim. Bir gece de annemin orada kalırız. Bana da bir değişiklik olur dedim. Kayınvalidemi aradık. O da dedi ki yok dedi, evdeyim. Hatta dedi akşam düğün var dedi. Kimin düğünü var? Bizim kayınvalidemin yakın akrabalarından düğünü var. Düğünleri vardı. Aa dedik, tesadüfe bak. Düğünden haberimiz yok hiç bizim. Hiçbir şekilde haberimiz yok. Biz yani Erzin'e kayınbabama yemek bırakıp oradan şeye geçecektik. İskenderun'a kayınvalideme geçecektik. Haberimiz yok bizim de. Biz de geç çıktık buradan. Erzin'e uğradık işte. Yemekleri bıraktık. Onun ihtiyaçlarını ayarladık. Sonra da akşam olduğu için bir yemeğimizi yedik. Oradan da çıktık. Şeye gittik. Düğün yerini bize tarif ettiler. Konu falan attılar. Kaynım sağ olsun oraya gidince kayınvalidem demiş. Onlar bizden önce gittiler. Abine konum at demiş. O da bize konum attı. O şekilde gittik düğün salonuna. Düğün salonunda şimdi beni görenler, akrabalar görmüştü şeyden, sosyal medyadan kolum kırık olduğunu. Ya siz nasıl geldiniz buraya? Haberiniz var mıydı düğün? Vallahi biz tesadüf oldu yani. Hiç haberimiz yoktu düğün olduğunda. Güzel oldu. Akrabaları en son eşimin yine kuzeninin düğününde görmüştük. Kurban Bayramı'nda. İyi oldu. Herkes beni topluca bir görmüş oldu. Gören geçmiş olsun. Nasıl oldu? Nasıl düştün? İşte herkes gördüğü zaman yine diyor ki sen kesin nazara uğruyorsun. Kesin nazara uğruyorsun. Ne oluyor sana, bu kaçıncı falan. Onlara dedim vallahi bol bol dua edin bana dedim. Sağ olsunlar. Her gören dedi ki geçmiş olsun. Allah beterinden korusun. Bu kadarla kalmış çok şükür. Doğru, bu kadarla kaldı çok şükür. Daha kötü şeyler olabilirdi yani. Allah'ıma bin şükür. Öyle. Dün de güzeldi. Akrabalarla oturduk. Sohbet ettik falan. Şeydi zaten. Çerkezdi kız tarafı. Hatta oğlanın annesi de Çerkezmiş galiba. Biraz normal bizim oyunlardan, biraz Çerkez oyunlarının. Düğünün başlangıcında da çok güzel gelmiş. Hatta gelinle damat girerken çok güzel koreografi yapmışlar. Biz orayı kaçırdık tabii ki. Neyse, kayınvalidemi de aldık, geçtik eve. O gün akşam orada kaldık. Yine düğünden geldik, sohbet, muhabbet, yatalım diyene kadar saat oldu 1.30. Yataklarımızı hazırladık, yattık. Sabah kalktık işte, saat 8.30-9'a geliyordu. Kalktık. Ben zaten hiçbir şey yapamıyorum. Sağ olsun eşim, oğlum, kayınvalidem üçü bir hazırladılar. Daha çok eşim.
Kahvaltımızı yaptık. Kayınvalideme ben aslında gittiğimde hiçbir iş yaptırmıyordum. Kıyamıyorum çünkü o da rahatsız. Ayaklarından rahatsız, belinden rahatsız. Kadıncağız zorla orada bulaşıkları yıkadı. Hiç içime sinmiyor ama tek elle yapamıyorsunuz tabii ki de. Neyse. Eltim nerede dedik. Bir uğrayalım en azından bir kahve içelim. Vaktimiz yoktu aslında ama. Hani dedik bir kahvelik vaktimiz var. Öyle uzun uzadıya kalacak kadar vaktimiz yok. Kayınvalidem de şeye gidecekti. Erzin'e görümceme gidecekti. Onun yanında kalacak 3-5 gün. Onun da çocukları özlemişler. Bayağı oldu gitmedi kayınvalidem oraya. Ondan sonra işte hep beraber kayınvalidemi de yine aldık. Eltimlere gittik. Onlar da çocukları sabah sınava götürmüşler. Aradım. Dedi çıkmak üzereler dedi. Saat işte birazdan dedi biz de eve geçeriz. Biz sizi ararız dedi. Biz de oturduk kayınvalidemde. Sonra aradı. Buyurun gelin biz eve geldik diye sağ olsun. Gittik. Onlara da bir değişiklik oldu. Çocukları da gördük. Düğün yerinde gördük ama ufaklıklar çok koşturuyordu. Onlarla çok haşır neşir olamamıştık. Onlarla oturduk sohbet ettik sağ olsun kahvemizi yaptı hemen dedik hiçbir şey yapma yani çay yapayım yemek yapayım o çay yapıyor soruyor dedik vallahi bak vaktimiz yok onun için bizim için hiçbir şey için uğraşma bir kahve yeter bize illa yemeğe kalalım yemeğe kalalım yemek yapalım dedik yemediğimiz yer değil yani başka zaman inşallah bol vaktimiz olduğunda o zaman da yemeğe kalırız yarım elma gönül alma oraya kadar gitmişken uğramadan geçmeyelim dedik. Kahvemizi içtik. Hemen arkasından karı koca girmişler mutfağa. Bu sefer karpuz kesmişler. Ya niye zahmet ettiniz? Getirmeyin. Yok, illa bunu da yiyin. Karpuzumuzu da yedik. Ondan sonra da kalktık. Çocuklar şimdi gidiyoruz. Ufaklık Yakup. Allah'ım gitmesinler. Niye gidiyorlar? Daha yeni yeni kaynaştılar. Oyun oynamaya başlamışlardı. Çok üzülüyor baktım. Dedim ki biz dedim doktora gidiyoruz. Bak dedim kolum böyle ya benim dedim. Kolum iyileşsin gene geleceğiz. Söz dedim. Tamam dedi. Çok üzüldü. Bayağı gitmesinler niye gidiyorlar falan. Oradan kalktık işte kayınvalidemle birlikte şeye. Erzin'e görümcemin yanına. Orada da aslında kalmaya niyetimiz hiç yoktu. Biz erken gelip şey yapacaktık. Pazara gidip domates alacaktık. Ama oradan bile Göknurların oradan kalktığımızda saat 3 müydü? 3.30 muydu? E şimdi Erzin'e git. Saat zaten 5 oldu. 5'i geçiyordu işte. Bizim Mersin'e gelmemiz 7'yi bulacak. E o zaman pazar toplanacak. Dediler illa burada yemek yapalım kalalım işte yemeğinizi yiyin sonra çık. Hadi dedik o zaman madem öyle alışveriş de yaptık. Akşam yemeğimizi de orada yedik. Ona da dedik. O da ıslak kek yapmış, bir şeyler hazırlamış. Bak, yemek dışında biz hiçbir şey istemiyoruz. Yaparsan üstüne yine bir kahvemizi içer gideriz. Hiç zahmet etmeyin. Bu sefer öyle azıcık azıcık bayram gezmesi hani böyle yarım saat birine gidersin, yarım saat birine gidersin. Onun gibi oldu bizimkisi. Hem zaten kolum da ağrıyor böyle sürekli. Onların da damda yerleri var. O kadar güzel, o kadar güzel. Balkonu da esiyor ama dama çıktık. Bir tane de böyle salıncak yapmış bizim enişte. Allah'ım nasıl güzel. Tabii yüksek ben tek başıma çıkamıyorum. Eşim salıncağı tuttu. Yardımcı oldu. Ben çıktım salıncağa. Bir iş de yapamadığım için çocuklara yaptırıyorum. Oğlum hadi halanıza yardım edin. Falan. Ay. Ne anlatırım işte görümcemlerin damında. Gayet güzel bir salıncak vardı. Bir de güzel esiyor. Bir de güzel esiyor ki oraya koyacaksın yastığı. Şey minder vardı da yastık yoktu. Ah dedim şurada yatacaksın. Bir de şey yapmışlar. İp yapmışlar. Böyle çatı yapmış enişte şeyden, çinkodan. Demirlerin üzerine çinko geçirmiş gölge olsun diye. Demire de bir tane ip bağlamış. Onu da salıncağa bağlamışlar. Hani sizi kimsenin sallamasına gerek yok. İpi şöyle azıcık çekiyorsunuz sallanıyor. Azıcık çekiyorsun. Ben arada böyle azar azar çekip çekip kendimi sallıyordum. Bir ara yattım. Bir ara oturdum. Çocuklar geliyor yanıma çıkıyorlar falan. Çok güzeldi. Gerçekten çok güzeldi yani. Önce aşağıda yiyelim dedik. Sonra ufaklık görümcemin oğlu şey demiş. Ben demiş damda yemek yemeyi çok özledim anne. Damda çok güzel oluyor demiş. Biz de hani biraz sıcak diye şey yapalım aşağıda yiyelim. Taşıması da zor olur dedik.
Sağ olsun vallahi kendi de taşıdı. Okan da yardım etti. Ozan yardım etti. Kendini çocuklara Kayra, Sare hepsi. Herkes bir işin ucundan tuttu. Eşim de pişirdi. Kayınvalidem de közlemedikleri soydu onlara yaptı. Bir tek iş yapmayan bendim. Öyle diyeyim size. Bu sefer de böyle oldu maalesef. Hiç sevmem öyle oturmayı bir yere gidip de aslında ama yapacak bir şey yok. Solel olunca hiçbir şey yapamıyorsunuz. Öyle orada da oturduk. Yemeğimizi yedik, kahvemizi içtik, çıktık geldik. Çok yorgunduk. Akşam kapanışı yapamadım onun için. Artık dedim ertesi gün kapanışımı da yapmış olayım. Böyle arkadaşlar güzel bir hafta sonu geçirdik. Öyle. Başka da söylemek istediğim şunu söyleyeceğim, şunu belirteceğim. Hem Eltime hem görümceme çok çok teşekkür ediyorum. Çok güzel ağırlandık. Çok kısa sürede gayet güzel ağırlandık. Özlemişiz bir arada oturmayı, sohbet etmeyi. Keşke daha çok vakit olsaydı ama nasip. Bugün hem biz doktora gidecektik hem de eşim çalışıyor. O sebeple akşamdan da evimize geldik. Saat 9 muydu evdeydik? Yok, pardon. 9.30 10'a geliyordu, evdeydik. Ondan sonra da zaten birazcık oturduk, sonra vurduk kafayı, yattık yani. Ancak dinlenmiş oluyoruz. Yol yoruyor insanı. Hele eşimi daha çok yoruyor. Yani el ayak koordinasyonu, araba kullanmak kolay değil. Evet arkadaşlar, bu videoyu da burada böyle kapatalım. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıklı, huzurlu, mutlu günler diliyorum. Kanalıma abone olmayan herkesi yorum yapmaya, beğeni yapmaya ve abone olmaya davet ediyorum. Kanalım sizlerle büyüyecek. Desteklerinizi lütfen esirgemeyin. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.